Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 18 Ekim Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Son dönemde parasal genişleme adımları atan Çin'de devlete ait olan büyük bankaların mevduat faizlerini bugün düşüreceği belirtildi. Bankaların bu hamlesi 2024 içindeki ikinci faiz indirimi olacak. İlk indirim de Temmuz ayında gerçekleşmişti. Konuyla ilgili Çin Merkez Bankası'ndan da bir açıklama geldi. Kurum, finans kuruluşlarına reel ekonomiye yönelik kredi desteğini artırmaya çağırdı. OpenAI kurucusu olan Sam Altman'ın liderlik ettiği WorldCoin'in Word ve Word Network olarak yeniden markalaşacağı duyuruldu. Yeniden markalaşmanın yanı sıra projenin göz taramalarında kullandığı Orb'un da yeni bir versiyonun geliştirildiği bildirildi. Ayrıca kimlik bilgilerine saklandığı World ID'nin gelecek haftalarda erişime açılacağı ülkelere Türkiye'de eklendi. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın en büyük bankalarından olan Morgan Stanley, yönetimi altında 272 milyon dolar değerde Bitcoin tuttuğunu açıkladı. Bu miktar, bankanın yönetimi altındaki 1.2 trilyon dolarlık varlığın sadece %0.02'sine tekabül ediyor. Morgan Stanley, yatırım danışmanlarının müşterileri Bitcoin ETF önerisinde bulunabilmelerine izin vermesiyle ses getirmişti. Anketlerde Kamala Harris'in önüne geçen Donald Trump'ın kripto projesi ise beklenen ilgiyi görmedi. World Liberty Financial'da çıkarılan tokenların sadece %4'ü satın alındı. Uzmanlarsa bu durum için 3 sebep öne sürdüler. Bunlar, SEC'nin satışları sadece akredite yatırımcıları açması, web sitesinin çöküşü ve Trump kitlesinin kripto paralara ilgi duymaması olarak gösterildi. Satılan token değeri şu anda 13 milyon dolar civarında bulunuyor. Bitcoin spot ETF'lerine son günlerde yüklü miktarlarda para girmeye başladı. Son 5 işlem gününün rakamı 2.1 milyar dolara aştı. BlackRock bu girişlerin 1 milyar dolarla yarısını oluşturdu ve rakiplerine fark attı. Girişlerin özellikle Donald Trump'ın seçim anketlerinde öne geçmesinin ardından gelmesi de dikkat çekiyor.